arkadaşımdan kalan denemelerim var. Selam arkadaşlar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere ALES hazırlanıyorum. Evet. Ya şöyle, ALES'te matematik yaparım diye düşünüyorum. Belki bir tık problemlerde sıkıntı yaşayabilirim. Onun dışında normal yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii belki de unuttuğum ya da hatırlayamadığım şeyler olabilir. O yüzden şimdi arkadaşımdan kalan denemelerim var. Birkaç deneme çözeceğim. Nerede ne eksiğim var onları göreceğim. Benim zaten en büyük eksikliğim Türkçe. Yani paragraf okumaktan nefret ediyorum. Yani paragraflar o kadar uzun oluyor ki başını okuyorum, evet. Ortaya gelince başını unutuyorum. Önce soruyu okuyayım diyorum. Sonra paragrafı okurken soruyu unutuyorum. Neyse, sonra hepsini okuyorum. Şıklara geliyorum. Sonra paragrafta ne demiş oluyor. Bir daha paragrafı okuyorum derken böyle saçma sapan ve iğrenç bir döngüye düşüyorum. O yüzden kendimi paragrafta, yani Türkçe'de ilerletmem gerekiyor. Ve o yüzden bol bol deneme çözmeyi, Türkçe denemesi çözmeyi planlıyorum. Deneme alıp deneme çözeceğim. Oturup deli gibi konu tekrar etmeyeceğim çünkü gerek yok. Sadece belki matematikte hatırlamadığım şeyler olursa ufak tefek onların videolarını izler, hatırlar. Ondan sonra tekrardan deneme çözmeyi devam ederim. Şimdi başlayalım. Uzun zamandır da böyle ders çalışmak istiyordum. Güzel olur diyorum. O zaman sayacımızı kuralım ve ondan sonra çalışmaya başlayalım. Bakalım neleri unutmuşuz, nerelerde ne kalmış. Bakalım, hatırlayalım. Zamanla denemeyi çözüyorum. Birkaç hatırlayamadığım kısımlar var. Bir saatte şu an matematikte 46. sorudayım. 2-3 tane falan da boşum var. Neyse, şimdi devam ki, yani yapamadıklarımı hem çözümünden bakacağım, daha sonrasında hala aklıma kazınmazsa açar video falan izlerim. Bu şekilde hallederim o zaman. Devam. Acıktım. Aslında hamburger yemek istiyordum. Sonra hamburger fiyatlarını gördükten sonra dedim ki beste siklet tost yaptım. O yüzden tost yaptım. Biraz sosis kızarttım. Şimdi tostların olmasını bekliyorum. Onu yiyeceğim. Denemede de yani Türkçe'de 30. soruya geldim ama çok sıkıldım. O yüzden ara verdim. Yemek yiyeceğim, ondan sonra başlarım. Çok sıkıcı abi, paragraf okumaktan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum ya. Neyse, yememeyeyim de bu gece o denemeyi bitireceğim tabii ki de. Ondan sonra bakarız kaç yanlışım var diye. The next day. Herkese günaydın. Ben dün gece Dahmer'e başladım. Her yerde o dönüyordu çünkü ve ben de merak ettim. Herkes diyor ki psikolojiniz çok bozulacak. Asla izlemeyin böyle şeylerden, etkilenirseniz falan filan diye konuşuyorlardı, yorumlar yapıyorlardı. Ben de dedim ki merak ettim, yani ne olmuş olabilir. Evet. Seri katil dizisi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten çok daha kötü şeyler bekledim. Yani
adamları nasıl öldürdüğünü ya da mesela asite falan atıyor adam ama hiç bunları göstermedi detaylı bir şekilde. Bu yüzden aslında benim beklentimi çok karşılamadı ya da benim psikolojim bozuk olduğum için mi bana çok garip gelmedi bilmiyorum. Normal diğer insanların böyle bu diziyi hani asla izlemeyin, işte psikolojiniz kaldırmayacaksa izlemeyin diyenlerin aksine benimki herhalde çok daha kötü mü iyi mi oluyor bu durumda anlamadım. Çünkü aslında beni çok da etkilemedi yani. Çünkü daha çok kötü şeyler bekliyordum ama hiç böyle çok da kötü şeyler yoktu yani. Vardı ama yoktu böyle de. Böyle söyleyince de bir garip oluyor gerçekten ama dediğim gibi öyle çok yorum yaptılar ki yani benim gerçekten beklentimi karşılamadı. Ben daha çok böyle dehşet verici şeyler bekledim. Tabii ki de adamın yaptığı şeyler çok dehşet verici ama hani bize gösterilenler çok da şeyler değildi bilmiyorum yani. Zaten benim aslında böyle şeylere de biraz ilgim var yani böyle kriminal olayları gerçekten izlemeyi seviyorum. O yüzden şimdi de Night Stalker'a başladım. Bu da mini bir dizi. 4 bölümlük. Herhalde bugün bütün gün dizi izleyeceğim. Olan psikolojimde daha çok bozmayı planlıyorum. Evet. Hedefim bu yönde bugün. Öyle. Bu da bitsin. Konuşuruz sonra ne yapıyorlarmış. Saatlerdir hiçbir şey yapmıyorum ve burada mal gibi yatıyorum ve sesim gidiyor. Nereye gidiyorsun? Sesim nereye gidiyorsun? Gitme. Gitme beni bırakma. Arkadaşlar hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama spor yapmak istiyorum. Evi toplamak istiyorum. Bir şeyler izlemek istiyorum ama istemiyorum. Sabahtan beri YouTube'da mal mal takılıyorum. Dahmer'den sonra neydi? Bak bilgisayarım yine çat tut ediyor. Sikeceğim bu bilgisayarı vallahi sikeceğim. Night Stalker'ı izleyecektim. Ama sonra bir sıktı gibi böyle bir 10-20. Dakikasından sonra daha izlemedim. Onun dışında öyle. Yapmam gereken çok şey var ama hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gerçekten hasta oluyorum. Çünkü burnum yanmaya başladı. Neden hasta oluyorum bilmiyorum. Çünkü havalar soğudu ama yani kalın da giyiniyorum aslında. Neden oldu anlamadım. Ben ne yapsam ya? Ne yapsam? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben mal gibi yapmak istiyorum ki yatıyorum da sabahtan beri. Neyse. Duş falan alsam kendime gelir miyim? Önce ben bir evi toplayayım. Çamaşırlar var, onları katlayayım. Bulaşık makinesini çalıştırayım. Bir çöpler var, çöpleri atayım. Aslında dışarıda yürüyüşe çıkmak istiyorum ama o kadar çok üşeniyorum ki size anlatamam yani. Gerçekten çok üşeniyorum. Hala kahvaltı yapmadım. Saat 2.30 ve 9.30'da uyandım. Ve dün gece 4'te yattım. 9.30'da uyanmamın sebebi de çocuklar bu sabah uyutmadı beni. Sonra hiçbir şey yemedim hala. Bir şey de yemek istemiyorum ama yemem de gerekiyor gibi. Spor yapmak istiyorum ama kolumu kaldıracak halim yok. Yani böyle mal bir moda büründüm. Şuradan bir kalkayım. Benim iş benim çocuklarım. Uzay. Ne geziyorsunuz orada? Uzay. Uzay. Çakıl. Ne yapıyorsunuz? Ha? Aşkım. Gel. Gel. Aşkım. Uzay. Buraya gel. Çakıl. Aşkım. Aşkım. Aşkım, efendim aşkım gel. Gel bana gel. Gel. Çakıl aşkım. Uzay. Gel. Gel Uzay. Uzay gelsene. Ne var burada? Gel. 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 Gel başıma. Gel. Çok iyi. Kızım.
Mal gibi yatmaktan yüzüm gözüm şişmiş ya. Saça başa bakılmaz. Tamamen gılıksız başlayacağız. Çocuklar olunca böyle perdeden ruhum sıkışıyor. Gerçekten ruhum sıkışıyor artık. Of, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Lanet olsun ya. Birazcık şarkı açalım. Modumuz yükselsin mi? Ne dinleyelim? The wash is in my head, keep telling me to choose a side. It's seven or hell, like you do or die. I'm a sad boy, you know better. Please don't make this last forever. The wash is in my head, keep telling me I'm not okay. I'm feeling like a hurricane in my brain. Hard times, bad weather, please don't make this last forever. The voices in my head keep on telling me I'm gonna die, and I don't wanna talk about the drama and trauma. I'm losing my mind, but I don't wanna talk about it. The worst advice, I'm a crazy pow. Every day, hey day, hey day, ching pow. I'm freaking me a Christian face, I'm a hater. Şu an bana bir motivasyon geldi ve evi toplayıp yani çamaşırları katlayacağım ilk önce, sonra evi süpüreceğim, ondan sonra çöpler atacağım ve çöpler atmışken de birazcık üst mahallede turlamayı düşünüyorum. Ondan sonra eve gelip duş alıp bir şeyler çalışacağım. Çünkü böyle mal gibi yapmakla olmayacak ve mal gibi yatarak daha da mallaşacağım ve bunu istemiyorum. O yüzden bir an önce motive edici bir şarkı açıp hemen işe girişmek istiyorum. Çünkü her şey dersem hiçbirini yapamayacağım. Evet, o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben nane yiyorum. Ateşim de yavaştan çıkmaya başlıyor gibi böyle. Neyse ben bir ara gidiyorum dedim. Evi falan temizleyeceğim dedim. O ara bir kalktım, bana bir enerji geldi. Evi süpürdüm, sildim, çamaşırları katladım, yerleştirdim, nevresimlerimi değiştirdim. Onları atacağım şimdi. Bulaşıkları makineye doldurdum. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesini asacağım. Ondan sonra yulaf lapası yaptım. Onu yedim. Ama saatlerce yine şurada yatıyorum ve kalkmıyorum. Ve bunun çok kötü yanmaya başladı. Bu arada o işleri yaparken bile çekemedim. Çünkü bu bir telefon bana cidden kafayı yedirtecek artık. Yani durup dururken hafıza dolu uyarısı veriyor. Daha sonrasında bir an geliyor ve video çekiyorum deli gibi. Bir an doldu diyor, kapatıyor video. Yani gerçekten artık yeni telefon istiyorum. Telefon istiyorum. Bunun için kanalıma abone olun. Yedi sülalenize kanalıma abone yapın arkadaşlar. Tamam mı? Şu YouTube'dan artık para kazanmam lazım. Yeter ya, yeter. Ve telefonda geçtim. Kamera istiyorum. Lütfen bana kamera sponsoru olur musunuz? Teşekkür ederim. En azından ben de kriz geçirmem artık. Evet, güzel olur. Çok hastayım. Burnum akıyor. Gözüm yanıyor. Burnum yanıyor. Yani nereden ne kaptım bilmiyorum. Hırkayla oturamıyorum içinde. Ama birazdan bir duş alacağım. Çünkü kafam gözüm ağrımaya başladı yani. Neyse, sonra görüşürüz. Çok tatlı oldu. Aa, çok tatlılar. Gerçekten. Gerçekten çok beğendim. Ya çok güzel oldu Ceren. Çok tatlılar. Ben gerçekten bunu çok beğendim. Kaç para? Çok yakıştı. Bunu bana hediye, bunu bana almak isteyen olursa mesaj atsın. Günaydın arkadaşlar. Sabahleyin uyandığımdaki şu manzaraya bakar mısınız? Yani
tam bir Hayko Çepkin olmuşum ve gözüm hiç açılmıyor. Hiç açılmıyor. Hiç bu kadar gözüm şişmemişti. Ve gözümü bu kadar şişirecek derecede de gözüm akmadı. Yani şu an hastayım. Böyle nezlemsi bir şeyim yani. Anlamadım ne olduğumu. Sabah kalktığımda çok ufak şişmişti. Ondan sonra uyandığımda böyle. Bir şey mi ısırdı acaba? Ne oldu hiç bilmiyorum. Bir ilacımı içeceğim. Umarım geçer. Baktım rahatlamazsa hastaneye gider iğne yerim artık. Ne yapayım ama geçer herhalde akşama, bilmiyorum. Çok hastayım da yani. Daha da kötü oldum. Keşke dün bakkaldan taylet alsaydım. Neyse. Sen de yürü oğlum. Ha? Aynen. Ben yandım. Yandım. Selam arkadaşlar. Saat 9.30 oldu ve gözümün abi bu şekilde. Yani sabahtan beri zaten çok hasta olduğum için hiçbir şey yapmadım. Full yattım. Dizi izledim. Ya bu hayat beni gerçekten çok yordu. Bu stresli hayatı ben istemedim. Yani şu an abi tipime bakın, gerçekten ne kadar kötü oldum ben ya. Gözlerim de akmaya başladı. Aslında bence gözümün şişmesinin sebebi gözümün akması, çünkü gözüm yani akıyordu ama bu kadar çok akmıyordu. Çok fazla stres yaptım bu ara yani. İçim yiyor gerçekten. Her şey böyle üst üste geldiği için baya bir gerginim. Ve en sonunda da vücudum bunu bu şekilde attı. Hazır hasta da olmuşken. Bilmiyorum yani. Sabah iki tane ilaç içtim de. Bir tane ilacım kaldı. Onu da o gece yatmadan önce içerim. Yarına iner ama komple iner mi? Yoksa azıcık gene boşluk kalır mı bilmiyorum. Baksana benim şuralar komple çok şiş. Ama en azından artık kırılabiliyor ve gözüm açılıyor. Çünkü sabahleyin hiç açılmıyordu. Neyse, yarına geçer diye düşünüyorum. Şu an bugün True Beauty izledim tekrardan. Çünkü bilmiyorum, böyle hasta olunca bir şey olunca o dizi izliyorum. Yani hoşuma gidiyor dizi. Atlayıp izliyorum tabii ki de. Ve bir günde bitirdim yani. Şimdi de Zibilyon'un iki kez izlediğim Weightlifting Fairy Kim Bok'tu izliyorum. O diziyi de çok seviyorum. Böyle gülmek, eğlenmek istiyorum. O yüzden kafamı dağıtmak istiyorum. O yüzden onu izliyorum. Öyle. Yeni diziye başlamadım. Bunu bitirmem gereken, yarım bıraktığım 2-3 dizi var. Onları da izlersem güzel olur da, neyse onları da izleriz. İzlersin sonuç olarak. Boş, beleş bir insanım şu an. İşsiz bir insanım. O yüzden böyle. Şu an hasta da olduğum için gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani ayıp olacak ama sabah yedeklerimiz bile şurada durmuyor. Yani kalkıp yıkayamadım bile yani. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Makinenin boşaltılması gerekiyor falan. Yani geç mi konu kalacak mı diyeyim. O yüzden bugünlük böyle kalsın, yarın hallederim. Çünkü yok yani, istemiyorum. Ve dizi izlemeye devam. Suratım gerçekten çok garip. Nasıl yapacak bir şey yok be. Ne yapalım. Şu an gözüm yarı açılıyor. Tam harika cepkin aldım ha. Arkadaşlar. Gidiyoruz ve izlemeye kalın zaten, devam. Bana bir baktı, beni bir gördü, beni bir sordu, bana sokuldu. Bu da demek ki, bu da demek ki, ne demek ki, ne demek ki, soruyu sordu. Ona ne sordu? Soruyu sordu. With a broken heart in me, if I deserve this feeling. You know that we had something special till you end up all this way. Yeah.
Valla birkaç evi topladım. Ortadaki dağ, ortalıktaki bir dağınıklığı aldım birkaç. Çünkü 4 gündür falan çamaşır orada duruyor. Zaten hava çok kötü olduğu için doğru düzgün kurumuyor çamaşırlar. Hemen kurumuyor. Neyse onları ortadan kaldırdım. Ondan sonra bir yüzüme bir maske yaptım. Kendime geldim. Şuradan telefonu şarjımı takayım. Allah kahretmesin seni. Sonra yüzüme bir maske yaptım. Vallahi iyi oldu. Böyle yüzüm yumuşacık oldu. Sonra duşa girdim. Vallahi şu an bir rahatlamış hissediyorum. Şu an saat 18.34. Böyle 7-7.30 gibi falan böyle birazcık oturacağım şu an. Şu anı keyfini çıkartacağım biraz. Ondan sonra da biraz bir şeyler çalışmak istiyorum. Çünkü artık yeter. Yeter yani. Bu kadar boşaltmam. Kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü sabah gerçekten yine böyle üzerimde bir halsizlik vardı ama şu an gayet iyiyim. O yüzden böyle birazcık keyif yapacağım. Ondan sonra da ders çalışıyoruz. Birazdan görüşürüz. Vallahi arkadaşlar çok karışık bir vlog oldu. Bir oradaydım, bir buradaydım. Böyle haftalık karışık bir vlog oldu. ALES çalışacağım diye başladım ama hastalıktan ne ALES'e başlayabildim, ne Korece'ye başlayabildim, ne proje yapacağım ona başlayabildim. Çünkü çok kötüydüm. Yeni yeni kendime geldim zaten. Ama hepsini halledeceğiz. Bundan sonra da bir sabahlama videosu gelir. Çünkü bu gece sabahlamayı planlıyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü gece uyuyamıyorum abi, yani uyumak istemiyorum. Mal gibi dizi izleyeceğime bir şeyler yapmak daha mantıklı olur. O yüzden çalışacağım. Çünkü artık yeter. Gerçekten yeter. Değil mi Besteciğim? Yeter. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık 7 sülalenizi mi, artık bütün arkadaş çevrenizi mi bilmiyorum. Herkese abone yapın. Çünkü... Çünkü artık gerçekten YouTube'u iş haline getirmek istiyorum ama maalesef olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Neyse gece gece gene derbedere bağlamayacağım. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.